Dostlar, herkese selamlar. Ben Moby Dictum'dan Yağız. Sizlerin de fark ettiği üzere Dev Company adlı YouTube kanalım artık Moby Dictum bünyesinde hizmet verecek. Bu kararı vermemdeki temel etkenlerden biri de tabii ki Moby Dictum'un biz geliştiriciler için sunacağı daha profesyonel videolar ve daha profesyonel ekip oldu. Aslında ben hiçbir yere gitmiyorum. Yine bu kanalda çıkan içeriklerden ve bu içeriklerin kalitesinden, sizlerin isteklerinin yerine getirilmesinden ve topluluğumuzun büyümesinden sorumlu olacağım. Ayrıca yepyeni etkinlikler, duyurular ve daha iyisi için Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Bu videomuzda da sizlere bir Brewfest serimizin devamını neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. En son kaldığımız videoda sizlere demiştim ki buradaki dizmeyi göstereceğim. Ayrıca de biz küp topladıkça yeni küplerin oluşmasını göstereceğim demiştim. İki parçaya ayıralım dedim. Şimdiki bu videomuzda bu Generate Cubes aslında Generate Cubes script'imizi yazacağız. İsterseniz hadi başlayalım. Şimdi ben kodları önceden yazmayayım dedim. Beraber yazalım dedim. Bu yüzden sadece hani bir instance'ımızı oluşturdum, singleton'ımızı oluşturdum. Orada bıraktım. Şimdi bizim küplerimiz nelerdi arkadaşlar? Public game object deyip red cube, green cube ve blue cube diyorum. Ayrıyetten de hatırlayacağınız üzere bunların bir de parent'ları var tabii ki de. Public transform red cube parent, green cube parent ve blue cube parent diyorum. Onun haricinde spamlayacağımız bir arayı şey yapabilmek için, kontrol edebilmek için bir public integer tanımlıyorum. Bu bir tanesi min x, bir tanesi max x, bir tanesi min z, bir tanesi max z şeklinde 4 tane değişken daha tanımlıyorum. Ayrıyetten son olarak bir tane de layer mask tanımlayacağız. Bu da aslında kübümüzün spawnlandığı yerde çevresinde bir şey olup olmadığını anlamamız için kullanacağız. Public layer mask, layer mask diyoruz. Sonra gelin metotlarımıza geçelim artık. Şimdi public void generate cube diyorum ve bu aslında diğer bir tane daha olacak metodumuz. O metodu aslında bu metot denilecek. Şimdi bu içine parametreler lazım buna. Bir number veriyorum. Bu number aslında şu işe yarayacak. 0 bizim red karakter. 1 bizim blue karakter. 2 de green karakterimiz olacak. Lan red ve green şey. AI'lar. Blue da biziz. Aslında bu number bunu hangi karakterin rengi aslında hangi renkte bir obje üreteceğimize bahsedecek aslında bize bu number. O işe yarayacak. Bu karakter AI. Karakter AI diye bir değişken tanımlayacağım sonra. Bunu default olarak null değerini veriyorum. Yani boş diyorum. İçine boş, içine hani bir şey var ama içinde bir şey tanımlamadım diyorum. Bu null'da kalacak. Eğer biz şimdi öyle bir şey yapacağız ki hem bir karakteri kontrol hem de karakter AI script'imizden bu metodumuz oluşacağımız için işte karakter AI'dan bu metot oluşurken karakter AI'yi vereceğiz ama karakter kontrolle bizim karakter AI işte script'imiz olmadığı için veremeyeceğiz. Boş bırakacağız vesaire vesaire. Ayarlayacağız onların hepsini. Şimdi diyorum ki eğer benim number'ım sıfıra eşitse yani red ise şimdi hemen diğer metodumu oluşturuyorum. Public void generate diyorum. Ve aslında generate'imi çağırıyorum. Sonra bizim bu tabii ki de generate metodumuz da parametre alacak içine. Önce bir game object alacak bu içine. Bu game object'tan sonra içine bir transform parent alacak. Tabii bunları buraya değil. Yanlış yere giriyormuş. Ben diyorum niye hata veriyor. Transform parent ve yine şu şekilde bir karakter AI almaya çalışacak. Alamazsa null verecek default olarak içine aslında. Evet şimdi bakın bizim buradan diyor ki sen buraya parametreler girdin. Benim içime parametre var diyor. İçine red cube veriyorum. Red parent veriyorum. Ve karakter AI'yi veriyorum. Çünkü bir karakter AI gelecek eğer bunun number'ı sıfırsa. Sonra bunu kopyalayabilirim. Şunu 1 diyorum. Şunu 2 diyorum. Şunu blue cube diyorum. Blue cube parent diyorum. Bu karaktere gelmeyecek bundan. Bunu green cube diyorum. Green cube parent diyorum. Karaktere gelecek bundan. Evet, şimdi artık generate etme işlemimize başlayabiliriz. Burada bütün ayarlamalarımızı da yaptık. Şimdi generate için game object gay diyorum ve hemen instantiate diyorum. Yani ne instantiate edecek? Game object instantiate edecek. Bu işine vardığımız game object'te. Şimdi ben bir metot daha yazacağım. Private void. Hatta bu da private olmalı. Çünkü birden başka bir yerden açmayacağız. Private void give
random pause adında bir değişken oluşturuyorum. Ve bu değişkeninde void değil bu arada, vektör 3 olacak. Return deyip yeni bir vektör 3 döndürmesini istiyorum. Ve bu yeni vektör şeyin nedir onun adı? Vektör 3'ün ilk parametre, x parametresi minix ve maxx arasında olacak. Y'si herhangi bir kübümüzün y'si olabilir. Yani red cube nokta transform nokta position nokta y diyorum. Ve z'si neden random nokta range min z ve max z'yi veriyorum. Yani aslında bu min max girdiğimiz değerler içerisinde bir random bir pozisyon verecek bize. Y'si zaten bütün hepsinin y'si aynı olduğu için bu kübü verdim. Fark etmez bu, isterseniz green cube verin. Sonra vector 3 despos desired puan, istediğimiz pozisyon diyorum. Ve bunu give random pose diyorum. Sonra şimdi bizim g'yi oluşturduk, pozumuzu aldık ama g şu an gözüküyor direkt. G'nin gözükmemesi lazım. Şundan dolayı arkadaşlar, g selective false yapıp g'yi kapatıyorum. Şundan dolayı şimdi bizim g'miz bu, hani burada objelerimiz var ya, hani olabilir. Random veriyoruz ama olabilir. Hani atıyorum ben oluşturdum. Mavi küp tak diye gelip şunun üzerine oluşabilir. Yani atıyorum şu tarz bir şey olabilir. Bu hani bitişik gibi gözüküyor şu an tabii de, hani atıyorum şöyle bir görüntü olmasını istemeyiz değil mi? Hani bakmamız lazım. Hani üst üste gelmemeli bunlar. Şöyle aynen. Üst üste gelmemeliler. Bu yüzden şöyle şunu yapacağız. Selective false dedik. Sonra bir hemen kolaydır. Bir physics overlap sphere kullanacağız. Bunun için bir collider array'i tanımlıyorum. Colliders diyorum. Physics nokta overlap sphere veriyorum içine. Dispose diyorum. Radius'ına 1 verelim bence ve içine bir layer mask görüyorum. Diyorum ki sadece bu layer mask'te olanların collider'larını al diyorum. Ve while veriyorum. Hani sürekli bunu tekrar etmesi lazım çünkü. Collider nokta length eşit değilse sıfıra, yani eğer hiç doluysa diyorum ki bakın log çarptı. Hangi obje çarptığını da göreyim, görmek istiyorum. Hani işe yarayıp yaramadığını anlamak için. Colliders'ın sıfırıncısı nokta game object artı pozisyonumuzu da hazırladım tabii ki de. Burada şeye bakacağım, hani kod doğru çalışamadı diye bakmak için. İlk çarptığımız collider'ı döndür diyorum. Çünkü birden fazlalarını da çarpabiliriz bu overlap sphere. Ve sonra pozisyonu göster diyorum ki şey yapacağım. Hiyerarşiden bakıp doğru pozisyon mu diye bakacağım. Eğer bir yere çarparsak bizim bir tane daha despose vermemiz lazım. Ve buna da give random pose diyorum. Ve şu şekilde tekrardan bu collider'ı çağırıyorum. Collider'ı işlem yapıyorum, pardon. Yine aslında şunu veriyorum. Ve bizim collider'ımız zın length'i 0 olana kadar bu döngü devam edecek. Ondan sonra artık ben game'i açabilirim. Ve game'in pozisyonunu da desired pose yapabilirim artık. Çünkü artık çarpmadığından emin oldum. Ve eğer bizim karakter AI'miz 0 değilse target'larımızı buna eklememiz lazım. Karakter AI.targets.add g diyorum ve target'larımı ekliyorum. Şimdi güzel. Her şeyimizi hallettik. Şimdi artık çağırma vakti bu. Yazdığımız kodu. Evet, burası bizim şey yaptığımız yer. Objeleri topladığımız yer. Buraya geliyorum. Diyorum ki generate cubes nokta instance nokta generate cube. İçine diyeceğim ki bizim şimdi enum oluşturmamız lazım. Bu enum'u da aslında enum oluşturmamış mıydık? Şurada hayır oluşturmamışız. Neyse, önemli değil. Public enum diyorum. Karakter deyip açıyorum. Ve 0 eşittir 0, 2 eşittir 2 diyorum. Şundan dolayı bunları diyorum. Şimdi 0 ve 2 parametrelerini seçeceğiz biz artık enum olarak. Ancak bu hani string değer ya. Bunu integer eşit deyip işte 0 verdik, 0 seçtik mi bunun 0 döndürmesini sağlayabiliriz biz aslında. 0 ve 2 yapmam, 1 koymam sebebim de 1 karakter kontrol zaten. Bunu elle kendimiz vereceğiz. Hani 0 ve 2 bizim ayarlarımız. O yüzden bu şekilde yaptım. Şimdi diyorum ki int, bunun int değerini döndür. Tabii ki de değişkeni tanımlamadık ama. Private karakter enum.
karakterini mi integer'a döndür bana diyorum. Niye bir hata aldım? Çünkü yanlış yazdım. Bizim integer parantez içinde olması lazımdı. Onun haricinde karakter yay olarak da bunu vereceğiz. This diyeceğiz. Yani bu şeyi ver diyorum. Sonra bunu kopyaladım. Geldim bizim bu karakterin kendi toplamasına geldim. Ve yapıştırdım. Karakterin nam değil. Bir vereceğiz ve this değil hiçbir şey vermeyeceğiz. Evet, şimdi değişkenlerimizi bir şey yapmamız lazım. Belirlememiz lazım açıkçası. Şimdi şöyle geldim. Evet, şimdi bir sürü değişkenimiz var. Şimdi layer mask, öncelikle bir layer oluşturalım. Ve cube adını verelim. Sonra cube'u seçelim. Ve şunların hepsine cube layer'ını da verelim tabii ki de. Şu şekilde. Aynen. Hepsini seçip cube layer'imizi atıyorum hepsine. Evet. Sonra mavi şeyi, blue parent burası, yeşil parent burası, red parent burası. Şimdi ayrıca birer tane obje vermemiz lazım ama bu vereceğimiz objeler aslında buradan çıkartıp vermemiz daha iyi olur. Hani toplanacakların altında olmasın şundan dolayı arkadaşlar, ya da aslında duplicate edip yapalım daha iyi olsun. Şu duplicate ettim, çıkardım çünkü şey, toplayabiliriz ya bunları. Hani bunlardan selectivity false yapacağız. Toplanabileceklerin altında olmasın. Hani dışarıda kalsın. Bu kırmızıydı diye hatırlıyorum. Aynen öyle, kırmızı. Bu bizim aslında red cube kırmızımız. Yeşilden bir tane duplicate edip şuraya almak istiyorum. Şuna green generate diyelim. Şuna da red generate diyebilirim aslında. Green generate'i kapattım. İçine verdiğim ve mavi generate'i de, yani blue generate'i de şu şekilde alıyorum. Blue generate diyorum ve kapatıyorum. Ve yes. Min Z 0. Max Z kaç olsun? Mesela en ilerideki obje kaçtaymış? 63'te. Bizim max Z'miz de 65 olsun mesela. Min Z'miz 0'da kalabilir. Min X eksi 25'miş. Max X de 34. Eksi 25 ve 34. Haydi gelin bir deneyelim. Bakalım kodumuz çalışacak mı? Evet. Şu an bakın, görüyorsanız oluşanları, redler oluşuyor. Ama sanki sürekli red oluşuyormuş gibi geldi bana. Sanki bir yerde hata yaptık gibisinden bir şeyler hissettim gibi. Şundan dolayı sürekli red oluşuyor. Çünkü bakın biz inem oluşturduk ya arkadaşlar. Ah, yanlış script. Karakter AI, bakın inam oluşturduk ama inamları vermedik. Bunları ele vermemiz lazım. Aslında kırmızı için bir şey vermemize gerek yok. Ancak şey, nedir onun adı? Hani bizim karakter AI'mıza vermemiz lazım bunu. Ve ayrıyetten bu inamı private değil public tanımlamam lazım ki verebileyim. Ufak tefek hatalar oldu. Kusura bakmayın lütfen. Yeşil karakterimiz için de 2'yi seçiyorum. Haydi deneyelim. Bakın yeşil aldı, yeşil oluşturdu. Mavi aldık, oluşturuyordur şu anda da göremiyorum ben nereler oluşturuyor. Bakın şurayı oluşturdu. Bilmiyorum. Diğerlerini oluşturmasını görebiliyor musunuz? Aa, bakın burada da oluşturdu. Evet. Güzel. Kodumuz çalışıyor. Her şeyimizi hallettik. Süper.
Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bu serinin bitireceğim ve bir süre aranızdan hani bir süre beni göremeyebilirsiniz. Daha farklı kişilerin içeriklerini görebilirsiniz kanalımızda. Ama unutmayın o içeriklerin arkasında ben varım. Yani hiçbir yere gitmiyorum, buradayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.